Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda bildiğiniz üzere kafes kurulumunu bayağı bir hani bitirelim diye uğraşıyoruz. Onun da videosunu aynı zamanda çekiyoruz. Bu dönemde de kanalımız videosu kalmasın diyerekten birkaç tane böyle bilgi videosu araya sıkıştırmaya karar verdim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, şimdi bulutun dişisi yumurtladı. Yumurtlamasının üzerinden ben de şöyle bir video çekmek istedim. Mesela bir muhabbet kuşunda yumurt olduğu net nasıl anlaşılır? Size hemen bu video üzerinden %100 anlaşılmasını anlatacağım. Şimdi kafeslerimizde kirli, yani kafeslerimiz şu an için kirli. Çünkü bildiğiniz üzere ben şu kafesi kaldıracağım. Bunu göndereceğiz arkadaşlar. Bu arada yeni takımımız da yumurtladı. Şöyle söyleyeyim. Zaten hani hem görsel anlamda hem de elimize alaraktan muhabbet kuşunda yumurta olup olmadığını nasıl anlayacağımızı net bir şekilde bu videoda anlayacaksınız. Size en basitinden şunu söyleyeyim. Yani muhabbet kuşları zaten böyle birkaç şekilde kendilerini belli ediyorlar. Fiziksel anlamda, dışkı anlamında ve hani şöyle söyleyeyim. Elinize aldığınızda bir poposunun şişmesi var. Bazen bu dışarıdan anlaşılamayabiliyor. Anüsün genişlemesi var. Tabii ki de bunları dediğim gibi dışarıdan sizlere anlatmaya çalışacağım. Bulut da bu ara bayağı bir kamera meraklısı. Şöyle göstereyim. Şimdi isterseniz önce bir dişimizi dışarıya çıkartalım. Zaten kendisi de bir çıkıyor. Evet arkadaşlar, öncelikle dişimizi dışarıya çıkarttık. Şimdi bizim ilk bakmamız gereken şey, dişi de yumurta olup olmadığını anlayabilmek adına dişinin fiziksel duruşudur. Yani dişinin duruşunda belli başlı değişimler olur. Bu neden olur? Çünkü yumurta popo kısmında bir ağırlık yapar. Bulut bir çıksa, dişini yuvaya girmeyeceğini bilsem vallahi artık göstereceğim. Şöyle hemen dişi bu taraftayken bir gösterelim. Uzaktan çeksek aslında daha bir hayırlı ama şöyle uzaktan anlatalım. Şimdi arkadaşlar, ben size zaten %100 anlamayı da göstereceğim. Bakın dişinin belini görüyor musunuz? Beli komple kırılmış. Tık 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 kuyu koyuyor. Kanatlar aşağıda. Şu an net bir şekilde belli. Bulut sürekli olarak bizi kameramızı kapatsana. Buna da yavrularına falan da gitmeye çalışıyor. Yavrular varken yumurtladı bu arada. Gördüğünüz üzere bu şekilde beli kırılıyor. Şu anda da net bir şekilde zaten belli. Şimdi ikinci bir anlama şeklimiz nedir? Hemen şimdi görüyorsunuz zaten. Hemen ondan da bir bahsedelim. İkinci bir anlama şeklimiz de burada göstereyim arkadaşlar. Çünkü yukarıdaki kafesi bulut bayağı bir dağıtmış. İkinci anlama şeklimiz kuşun dışkısı. Ama bu ilk zamanlar o kadar büyük ve yoğun bir şekilde olmaz. Haliyle dışkı yavaş yavaş büyür. Yavaş yavaş kendini gösterir. Onu da hemen şuradaki dışkılarımızdan anlayabiliriz. Bir saniye şunu bir açalım. Kafesimizi bir çekelim de. Tamamdır. Kuşlarda dışkı farklılaşmaları illaki olur. Yani yumurtlayacak kuşta. Şöyle bir çekip kafesi devirmeden çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz. Aha, yemliği denedik. Evet arkadaşlar, göstermek istediğim dışkı buydu. Büyük dışkı. Yani kuşlarda bu büyük dışkıyı siz görürsünüz. Nasıl görürsünüz? Kuş yuvada yatmaya başlar. Şöyle bir itelim tekrardan. Tamamdır. Kuş öncelikle şöyle söyleyeyim. Yuvada yatmaya başlar. Önceliğimiz budur. Yuvada yatmaya başladıktan sonra zaten dışkısını biriktirdiği için dışkı büyümeye başlar. Sonrasında zaten biz kuşun yumurtlayacağını bu şekilde anlamış oluruz. Sonrasında bu arada şu soluklar neden bu kadar sarı diye hiç şekilde gözünüze gelmesin. Çünkü içinde ilaç var. Bilginiz olsun. O da göze batan şeylerden biridir. Ben mesela dikkat ederim. Ama dediğim gibi daha yeni ilaç koydum. O nedenle bu şekilde. Dediğim gibi dışkı da ikinci etkendir. Peki üçüncü bir etken. Bu da bizim %100 anlamamızı sağlıyor ama bunun için ilk önce dişimizi bir yakalamamız gerekiyor. Arkadaşlar, diğer bir kendini belli eden durumsa anüs. Yani kuşun tam anlamıyla poposu. Baktığınızda şu şekilde elinizi aralayın. Şu şekilde bakın. Anüsü görüyorsunuz, genişleme mevcut. Bu kuşun yumurtasının olduğu anlamına gelir. Yumurtayı oluşturduğu anlamına gelir. Sonrasında bakın, şurada bir tane burada, bir tane burada ikiye açılmış kemikler vardır. Bu kemikler arkadaşlar yumurtanın oluşmaya başladığını, yavaştan dişinin yumurtaya hazırlık yaptığını, eğer bu bölge yumuşaksa da yumurtaya hazırlık yaptığını anlatır. Dediğim gibi bu yumurtlayacağının %100 belirtisidir. Şöyle bir göstereyim. Onun dışında zaten kendini net belli etmez asla. Hani öyle dışkı da bazen hastalıktan da büyüyebiliyor.
şekilde gördüğünüz gibi poposu genişler. Peki normal kuşun poposu nasıldır? Hemen onu da bir gösterelim ki ayırt edebilelim. Evet arkadaşlar, bunun için de referansımız Bulut'u aldık. Şöyle bir göstereyim. Bakın zaten popo tüyleri oldukça kapatmış o bölgeyi, anüsü. Ve hiçbir şekilde belli değil. Şurada gördüğünüz bir kızarıklık var. O dişideki o büyüyen kısım, anüs. Ama erkekteki gibi oluyor. Hani yumurtlamayacak dişide de bu şekilde erkekteki gibi oluyor. Bazen tabii ki de çok fazla yumurtlayan dişilerde de hazır, yani kızgınlığa giren dişilerde de, bu çiftleşme durumuna sürekli olarak hazır olan dişilerde de bu durumla da karşılaşabilirsiniz. Yani böyle şeylerde dediğim gibi görebilirsiniz ama genel anlamda bakıldığında bu size %100 yumurtanın olduğunu gösterir. Aynı zamanda şu an ben kafeslere ne kalamar kemiği ne de gölge taşı takmışım, değil mi? Sebep şu. Zaten ben bu kuşları dediğim gibi alıp farklı bir bölmeye koyacağım. Aynı zamanda farklı bir takviye de ekstra şu an için yapmıyorum. Sebebi şu. Zaten hem sezon sonuna geldik. Ha, ben dinlendirmeyeceğim, o ayrı konu ama genel anlamda bakıldığında zaten yeni kafeslerimizi yavaştan kuruyoruz. Diğer tarafı çok fazla göstermeme sebebim, zaten tek buradan çekme sebebim bu. Kanalımız videosu kalmasın, hem de kafes kurulumumuzun sürprizi kaçmasın diye. Şu an görüyorsun maşallah. Bir de yumurtlayacak kuşta şu belirtiler de olur. Hemen onu da söyleyeyim. Dişi bakın bu şekilde yuvanın ağzındayken dışarıya çıkmaz. Erkek sürekli olarak dişiyi taciz eder. Açık net söylüyorum, taciz eder sürekli. Yem kusmaya çalışır, kur yapmaya çalışır. Dişiyle beraber hani dışarıya çıkartıp çiftleşmeye çalışır, ayak atar. Bunlar hep zaten çiftleşip yumurtlayacağının belirtisidir. Yumurtlayacak kuş yuvaya girer. Yuvanın ağzında erkek ona yem kusur. Bakın ayak parmaklarını kemiriyor, görüyor musun? Yani bulut kadar fırlama bir kuş yok şu anda benim kümesimde. Bak hareketlere bak. Bak. Dişi gerçekten tam anlamıyla taciz ediyor yani. Başka bir şey değil. Bunları hiç siz görürsünüz. Haliyle gördüğünüzde de anlarsınız yani. Bu kuş yumurtlayacak. Bu kuşta yumurta var. Benim üçüncü olarak gösterdiğim, dışkıdan sonraki gösterdiğim o anüs taktiği zaten size %100 yumurtlayacak kuşun bilgisini verir. Aynı zamanda fiziksel olarak dışarıdan hani kuşu elinize almak istemiyorsanız da dışarıdan baktığınızda da diğer yöntemler, aynı zamanda poponun şişmesi, belin düşmesi her kuşta bir olmasa da kendini belli eder. Mesela en basitinden hemen bir gösterelim. Lila arkadaşlar. Lila hatırlarsanız Salma'da iki tanemle yumurtlamıştı bizim o Japones erkekle. Peki ben neden Lila'yı orada yumurtlattırmadım? Neden müsaade etmedim? Hemen söyleyeyim. Yani biliyorsunuz ki Japones erkeği gönderdim. Takımlarım da tam oturması gerekiyordu. Haliyle takım olarak satılmadığı için erkeği tek göndermiştim ve şöyle de bir durumla karşılaşmıştık. Lila'nın hiçbir şekilde yumurtlayacağının belirtisini fark edememiştik. Sebebi de şu. Çünkü arkadaşlar Lila öyle çok fazla belli eden bir kuş değil. Yani fiziksel anlamda diğer kuşlar gibi belli etmiyor. Mesela bakın şu kuş. Bu da net bir şekilde belli eder. Çek kuşumuz. Gerçekten net bir şekilde belli ediyor. Aynı zamanda buradaki show dişimiz. Bu da belli eder arkadaşlar. Yarım yamalak da olsa bu da belli eder ama Lila çok fazla bir belli etme durumu söz konusu değil. Yani Lila da o çok fazla belli etmiyor. Aynı zamanda diğer kuşlarımızı da gösterecek olursak. Mesela buradaki takımımızın show dişisi, show takımımız bu, bilenler biliyor. Bunun gri show bir dişimiz var bu yuvada. Yavuz Sırmağa bakıyor şu anda. O kuşumuz mesela net bir şekilde belli eder. Kuyruğu düşer, poposu şişer. Aynı zamanda buradaki kızım da kuyruğu düşüyor, poposu şişiyor, şekli şemali değişiyor. Bakın hemen gösterelim. Dışkıları görüyor musunuz? Şu an bunun mesela erkeği yok. Yumurtamasının bitmesini bekliyordum. Tamamen bitirdiyse artık bugün yumurtasının günü geldi. Atmazsa bugün bunu ben salmaya çekeceğim. Ve bu kafeslerini yavaştan temizlemeye başlayacağım. Artık MDF kafes de tamamıyla oturacak yerine. O nedenle bakın hani dışkısı falan büyüyor. Hani bu tip belirtiler zaten kendini net bir şekilde belli etmesine sebebiyet veriyor. Hani bu kuşun sizden aman yumurtlayacak mı yumurtlamayacak mı diye sürekli kuşu elinize almanıza da aslında gerek yok. Şöyle yaparsınız. Kuşu mesela aldınız, baktınız. Kuş hani dışkısına bir büyüme var. Yuvada zaman geçiriyor. Üzerinden bir bekleyin. 3-5 gün bir geçsin. Geçtikten sonra kuşu elinize alın. Poposuna gösterdiğin belirtiler varsa o kuş yumurtlayacak demektir. Yine bu tarafa geldik. Dediğim gibi en güzel örneği yine bunlarda verebiliyoruz.
Gördüğünüz gibi bakın poposundaki kırıklığı, belindeki düşüklüğü görebiliyorsunuz. Kanatlar da aşağıda. Pozisyon net, belli. Zaten kendini net bir şekilde belli ediyor arkadaşlar. Bu dişi de gerçekten yumurtanın belirtisi. Net bir şekilde belli oluyor. Umarım bunlardan sonra kuşunuzda hani yumurta var mı yok mu net bir şekilde anlayabilirsiniz. Şöyle de gösterelim. Çünkü gerçekten güzel bir pozisyon şu an için. Dişi eğer kaçmıyorsa muhtemelen de çiftleşeceklerdir. Aynı zamanda buradaki dişimi de bir çıkartalım. Çık bakalım kızım. Bakın bunda da fiziksel bakımdan çok fazla bir şey yok. Poposunda hafiften bir şişme var. Ne yukarıdaki dişi kadar net belli ediyor. Çünkü hani yukarıdaki gerçekten çok feci derecede belli ediyor kendini. Ama bunda öyle çok fazla bir şey yok. Kapatalım. Çünkü çok feci derecede korkaklar. Mesela bu yavru bakan kızımda da artık yuvaya giriyor yine benden korkusuna. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Artık hani herhangi bir şeyi yok. Yavruların yanına zıp zıp girme gibi bir durumu yok. Besleyeceği zaman giriyor. Normalde de dışarıda duruyor. Genel yemini yiyor, suyunu içiyor. Varsa işte bakımını falan yapıyoruz. Genel anlamda hani bunları yaptığımız için artık hani bu kuşumuzda hani ben aman bir büyük dışkı yapayım, yuvada bekleyeyim havalarına çok da fazla girmiyor, öyle söyleyeyim size. O nedenle yavrulu kuşlarda da dışkının yavaş yavaş ufaldığını görebilirsiniz. Öyle hemen bir anda olmaz ama yavaş yavaş kademe kademe artık yuvaya girmeye dışkının da küçüldüğünü görebilirsiniz. Ama mesela bunlarda şöyle göstereyim, şöyle büyük dışkılara rastlayabilirsiniz ki zaten kuşumuz yumurtalı. Aynı zamanda bunda da öyle. Yine yuvasına girdi. Evet, benim ceklerim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kuşlarımızda yani hamilelik belirtilerini, dışkısını ve %100 anüs taktiğini sizlere gösterdik. Anüse bakar bakmaz zaten dediğim gibi net bir şekilde anlayabilirsiniz. Ama bu taktiğe de ne zaman bakacaksınız hemen size söyleyeyim zamanını. Ne zaman şüphelendiyseniz o zaman arkadaşlar. Kuştan şüphelendikten atıyorum hani 3-5 gün sonra bakarsanız mesela kuş yuvaya giriyor. Sonrasında işte yani arada çiftleşme gördüyseniz o da aynı şekilde etkileyecektir. Onun dışında yani böyle yuva ağzında birbirlerine kusma, ayak atma, genel anlamda dışkı büyümesini falan gördüyseniz zaten şüphelenmişsinizdir haliyle de. Sonrasında da bakarsanız kuşun anüsüne az çok zaten kendisini belli edecektir. Hatta %100 belli edecektir. Bu da bizim garantili taktiğimiz. Dediğim gibi bugünlük benden bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Umarım kuşlarınızın direkt yumurtlayıp yumurtlamayacağını anlayabilirsiniz. Lütfen beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.